Merhaba arkadaşlar. Bu akşam sizlere Burcu Fırın için yazmış olduğum programı tanıtmaya çalışacağım. Programı kendilerinin logosuyla tanıtabilmek konusunda izin aldım kendilerinden. Burcu Fırın merkezi Aydın'da olan büyük bir firmamız arkadaşlar. Hemen programın tanıtımına geçebiliriz. Burada 5 menüden oluşuyor programımız. İşlemler, çalışanlar, iş başvuruları, tanımlamalar ve çıkış menümüz var. İşlemler menüsünde günlük yoklama, aylık çalışma listemiz, aylık puantajımız, çalışanlardan çalışan tanımlama, çalışan listesi, maaş bilgileri, yetkilendirme, aylık yıllık izin bilgileri, iş başvurularımızı buradan tanımlıyoruz. Tanımlamalarda ise yıllık asgari ücreti giriyoruz. İş başvuru için gerekli evraklar, sağlık evrakları tanımlıyoruz. Hemen programı kısaca anlatmaya çalışayım. Tanımlamalar menüsünden asgari ücret tanımlamaya gelip buradan 2023 yılının asgari ücretini, 2024 yılının tahmini asgari ücretini burada tanımladık. 2024'te gerek yok gerçi ama örnek olsun diye girdim. Burada 2023'ü tekrar seçtiğinizde bu yılın asgari ücreti zaten girilmiş. Çift tıklayarak güncelleyebiliyorsunuz. İşe giriş evrakları için de burada evrak adını yazarak buraya ekliyoruz. Örnek olsun diye 4-5 tane evrak tanımladım. Yine sağlık evrakları için de EKG, kan tahlili vesaire bunları tanımlayabiliyoruz sınırsız olarak. Hemen çalışanlara geliyorum. Burada çalışan listesine geldiğim zaman burada tanımlı örnek birkaç tane çalışan tanımladım. Yeni çalışan ekle diyerek veya şuradaki çalışan tanımlama diyerek yeni bir çalışanımızı tanımlayalım isterseniz beraber. Örnek bir TC numarası giriyorum. Adı ne olsun? İsmi Hakan Kaplan olsun. Ünvanı börek ustası, usta, şef vesaire. Burada da istediğimiz kadar ünvan tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Hangi şubede çalışıyorsa, Girne şubemizin çalışanı ise bunu seçiyoruz. İşe giriş tarihini 01.04.2022 diye tanımlıyorum. Telefon numarasını buradan giriyoruz. Adresi Aydın. IBAN numarasını buradan giriyoruz arkadaşlar. IBAN numarasını. Yine baba adı Mehmet. Ana adı Canan olsun. Doğum yeri Aydın. Doğum tarihi 01 yine diyelim. 04.1985. Görevi usta diyelim. Burada yeterliliklerini yazıyoruz. İşte örneğin börek açabilir. Ondan sonra istediğimiz kadar ekliyoruz. Yine buradan sağ tuş kamerayı direkt açarak fotoğraf çekebiliyoruz veya loğa'da basarak bir resim ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Personelimize bir resim ekliyoruz. Burada örnek resmimiz yok. Şu resim olsun. Bize başvuru için getirdiği evraklar varsa bunları işaretliyoruz. Şimdilik getirmiş olanları. Buradan kaydet diyerek kaydediyoruz. Kaydetmeden önce istersek disiplin kurallarını yazdır diyerek kendisine imzalatabiliriz. Disiplin kuralları yazdır diyeyim. Hemen masa üstünü seçerek buraya bir diye isim vereyim. Muvafakatnameyi yazdırıp kendisine imzalatabiliriz. İki diyelim. İş güvenliği. Tabi yazıcı olsa hemen yazıcıdan çıkaracaktı. İş sözleşmesini de yine 4 olarak buradan kaydedeyim arkadaşlar. Ve en son çalışanımızı kaydet diyerek kaydediyorum. Hemen bu sözleşmelere de bir bakalım isterseniz. Biri açtığım zaman disiplin kurallarını bu şekilde isim, soy ismi de gelmiş TC'siyle beraber ona imzalatıyoruz. İki numaralı da ise fazla çalışma muvafakatnamesini buradan kendisine imzalatıyoruz. 3 numaralı dokümanımızda ise iş güvenliği talimatı ve taahhütnamesini buradan yazıcıdan çıkardık, imzalatıyoruz. Dördüncü de ise iş sözleşmemiz, belirsiz iş sözleşmesi. Tüm bilgileri burada gördüğünüz gibi Girne Şubesi, bir yıllık usta, böyle bilgileri hazır olarak kendisine imzalatıyoruz. Burada çalışan tanımlama, çalışan listesi, çalışanımızı çift tıklayarak istediğimiz gibi güncelleyebiliyoruz çalışanlarımızı. Silmek istiyorsak silebiliyoruz. Burada yapılanlar bunlar. Aynı şekilde maaş bilgilerine gelip az önceki Hakan Kaplan'ın maaşı beni tanımlanmamış gördüğünüz gibi. Yine buradan maaş tanımla veya güncelle diyerek
kendisine çalışma şekli, asgari ücret ise hemen günlük ücreti geliyor. Veya yevmiyeli bir çalışanımız ise günde kendisine 400 lira para vereceğimizi ve aylık ona 6.000 TL'de prim vereceğimizi dair bir sözleşme imzaladık. Eğer bilgisayar kullanıcısı ise bu çalışanımız, kendisine bir kullanıcı adı, şifre ve rol tanımlıyoruz. Örneğin şube sorumlusu yapabiliriz. Şube sorumlusu yaptığımızda hangi şubelerden sorumluysa o şubelerin personellerini görmesi için burada işaretliyoruz ve kaydediyoruz. Ve normal user yapalım ve şube sorumlusu olmasın. Kaydete basarak kaydettim. Hemen günlük yevmiyesi ve primini de buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde bilgisayar kullanıcısı olsaydı eğer kendisine buradan yetkiler verebilirdik. Sadece bilgisayar kullanıcısı olanların listesini buradan görüyorsunuz. Hangi menülerden sorumlu olacağı, hangi menüleri göreceğini buradan işaretliyoruz ve kaydediyoruz arkadaşlar. Yıllık izin işlemlerine geldiğimiz zaman Hakan Kaplan gördüğünüz gibi bu yıl içerisinde 14 gün izin hak etmiş. Yıllık izin bu. Kullandığı sıfır şu anda. İzin ödeme hareketleri de var. İzne karşı yıllık izin karşılığında kendisine ödeme yapabiliyoruz. Buralara geleceğim. Hemen işlemler menüsünden günlük yoklamaya geliyorum. Bugün ayın örneğin birine geldim. Ayın birinde tüm çalışanlarımız işe gelmişse direkt kaydete basarak bunların günlük yoklamasını aldım. Gördüğünüz gibi bir işaretli oldu. Hemen buradan aylık puantaja geldiğimde herkesin bir gün içerisinde hak ettiği parayı görebiliyoruz. Prim hak edişlerini yine ay bazında primlerini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda haftalık izin hak edişlerini de buraya tıkladığım zaman bu ay 5 haftadan oluşuyor ve her hafta sonu bunların bir haftalık izin hak edişleri var. İzin kullanmadıkları için şu anda kendilerine şu kadar ayrıca bir haftalık izin hak edişlerini buradan görebiliyoruz. Yine aylık hak edişe gelip birkaç yoklama daha yapalım, öyle devam edelim. Yine günlük yoklama ayın ikisinde yine herkes çalıştı veya Murat hafta sonu iznini kullandı farz edelim. Kaydete bastığım zaman bu şekilde yoklamayı aldım. Yine aylık puantaja geldiğim zaman herkes 2 gün çalışmış gördüğünüz gibi. Prim hak edişlerini yine görüyorsunuz. Haftalık izinde Murat bir gün hafta çalıştığı için zaten yevmiyesini almış oldu. Dolayısıyla buradaki haftalık primi de biraz düştü arkadaşlar. Yani hiç haftalık izin kullanmamış olsa kendilerine hafta ve her hafta için bir yevmiye ödüyoruz. Dolayısıyla bir gün çalışmadığı için onun hak ettiği 5 günlük yevmiyeden bir yevmiyesinin azaldığını buradan görebiliyoruz. Yine günlük yoklamada 3. güne geldiğim zaman işte bu sefer örneğin Cihan izinli. Yıllık izine tıkladığımız zaman izin henüz hak etmediğini görüyoruz. Mesela Murat ise yıllık izin hak etmiş. O da hak etmemiş henüz. İşe giriş tarihinden dolayı arkadaşlar. Bu şekilde biz kendilerinin yoklamalarını alıyoruz hepsinin. Ayın 4'ünün yoklamasını yapamıyoruz çünkü daha ayın 4'ü gelmemiş. Geçmiş ayların yoklamasını yapabiliriz. Örneğin Mart ayına geçelim. Mart ayının birinden çalıştı diyelim. İkinci günün yine çalıştı yapalım herkesi. Üçüncü gün herkes çalıştı diyelim. Bu şekilde Mart ayının tüm yoklamasını yapabiliyoruz. İzinli olanları işte çift ödeme mesela çift ödeme almışsa bu çift çalışmışsa çift işaretliyoruz. Aşağıda yazıyor zaten çalıştı, izinli, yıllık izinli, raporlu, yarı zamanlı, işten ayrıldı, ölüm izni, ücretsiz izin vesaire izinleri buradan seçiyoruz. Yine buradan kaydet diyerek bugünü de kaydettim. Örneğin ayın 8'ine gelip kaydettiğim zaman ayın 7'sinin burada izin yani yoklamasının yapılmadığını görüyoruz. Ayın 7'sine de çalıştı diyelim. Bu şekilde yoklamalarımızı çok rahat bir şekilde alabiliyoruz arkadaşlar. Aylık çalışma listesine gelip burada hangi ayı istiyorsak örneğin Mart ayına geliyorum. Mart ayında hangi çalışanı seçelim? Tabii önce şubesini buradan seçiyoruz. Mesela merkez şubede kimler var? Merkez şubede bu 3 çalışanımız var. Kemal Çelik'i seçip listelediğim zaman kaç gün çalıştıysa buradan görebiliyoruz. Üçüncü ayın. Mehmet Ay Mart ayında şu tarihler arasında çalıştığını görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gün çalışmış. Aylık puantaja geldiğimiz zaman yine Nisan ayındayız şu anda. Herkes 3 gün çalışmış görünüyor. Örneğin ben buradan Mart ayını seçtiğim zaman
Mart ayında 8'er gün çalıştıklarını ve Murat Aslan'ın 7 gün çalıştığını görüyoruz. Bir gün izin kullanmış arkadaşlar. Aylık hak edişlerine Excel'e aktar diyerek Excel'e aktarıyoruz. Bu firma buradaki listeyi kendi paket muhasebe programlarına aktararak şu başlıklar bu verileri aktararak muhasebeleştiriyorlar arkadaşlar. Yine aynı şekilde prim hak edişlerini de buradan Excel'e aktarabiliyoruz. Prim gördüğünüz gibi Mart 2003 ekstra olarak görünüyor. Ve haftalık hak edişlerini de, haftalık izin hak edişlerini de Nisan ayında kimse hiç kullanmadığı için herkese ayrıca şu kadarlık haftalık izin karşılığında ödeme yapıyoruz. Bunu da Excel'e aktardım gördüğünüz gibi. İzin hak edişi, burada ekstra prim hak edişleri, aynı zamanda maaş hak edişlerini buradan görebiliyoruz. Bu şekilde izinlerini çok kolay bir şekilde takip edebiliyoruz. Çalışanlarımızın yıllık izin işlemlerine geldiğimiz zaman, örneğin şu arkadaşımız Hakan Kaplan, mesela burada izin karşılığında kendisine 3 günlük izin karşılığında ona ücret ödediğimiz zaman da üyesi 400 lira olduğu için 1200 TL işlemi yapan kimse artık işaretliyoruz, açıklama yazıp kaydet dediğimiz zaman yıllık izinden 3 gün kullandığını buradan görebiliyoruz. İzin ödeme hareketlerinden de hangi tarihte, hangi günlere karşılık kendisine ne kadar ödeme yapıldığını buradan görebiliyoruz. Yine yıllık izine gelip tekrar kendisine bir 2 günlük daha izin, 3 günlük daha izin verdiysek ya da 2 günlük yine işlemi yapanı seçerek açıklama yazıp kaydet diyoruz. Bu şekilde yıllık izinleri burada 9 gün izin kaldığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Cihan Demir izin hak etmediği halde bir gün izin kullanmış burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde bütün çalışanlarımızın hak ettikleri izinleri buradan takip edebiliyoruz yıllık izinlerini. Yani kısacası program oldukça kullanışlı. İstediğimiz tarihte hangi ayı istiyorsak o aya giderek o ayın günlük yoklamasını çok kolay bir şekilde çalışan çalıştıysa, izinliyse, raporluysa bu şekilde işaretleyip kaydete basıyoruz ve yoklamayı yapıyoruz. Direkt puantaja geldiğimiz zaman da o ayın puantajını çok rahat bir şekilde buradan takip edebiliyoruz arkadaşlar. Prim hak edişleri, haftalık izin hak edişlerini ve buradan takibi yapabiliyoruz. Toplam ödenmesi gereken tutar şu aşağıda 22.572.42 kuruş olarak listelenmiş. Prim toplamları yine aynı şekilde 38 bin. Haftalık izin toplamları 12.667 TL. Otomatik olarak hesaplıyor. Program bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa satın almak istiyorsanız bstkanalı@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tanıtımda görüşmek dileğiyle.